Şimdi tabii çok karamsar olmak istemiyoruz, e, paranoyak da olmak istemiyoruz ama e, son dönemde konuştuğumuz, konuşulan, dillendirilen bir şey var. E, sosyal medya uygulamaları e, cep telefonlarındaki bizi takip ediyor, bizi dinliyor ya da bizi tanıyor tercihlerimizi ve ona göre e, uygulamaları ya da reklamları bize sunuyor. Gerçekten dinleniyor muyuz? Yani cep telefonları ve o cep telefonlarındaki kimi uygulamalar? Bizi dinliyor mu, takip ediyor mu? Nasıl bir şey bu? Evet, e, cep telefonundaki uygulamalar e, bizi izliyor, konumumuzu biliyor, e, yerimizi tespit ediyor e, ve ilgi alanımız, yani neyi beğeniyorsak, neyi paylaşıyorsak e, veya hangi paylaşımı, hangi ifadeyi bırakıyorsak, işte üzgün, sinirli e, veya çok e, muhteşem bulduğumuz ifadeler varsa, Bunları da takip ediyor ve bunları takip ederek aslında toplumsal sosyolojik analizler de ortaya çıkıyor. Yani toplumsal genel yani günlük hissiyat durumumuz bile açık e aslında onların eline geçmiş durumda. E bununla beraber asıl merak edilen şey dinleniyor muyuz? Evet dinleniyoruz. Bunu sadece biz bir uzman olarak söylemiyorum. Çevremdeki birçok kişiden aynı şikayeti duymaya başladım. Özellikle birkaç yıldır bu yoğun bir şekilde dillendiriliyor. Mesela örnek veriyorum, ikimiz arasında bir özel bir görüşme geçiyor evet. ve o geçen özel görüşme aslında sizin veya benim internette aradığımız, beğendiğimiz veya takip ettiğimiz hiçbir şey olmasa bile okunuyla al alakalı telefonu kapatır kapatmaz sosyal medya uygulamalarında reklamlar görmeye başlıyoruz. Aslında bu dinlendiğimizin en büyük işareti. Peki bu neye hizmet ediyor? Öncelikle ona bakmak lazım. Neye hizmet ediyor ya geçmeden önce yani burada sistem nasıl işliyor merak ettiğimiz o. E, diyelim ki bir alışveriş merkezine gidiyoruz. E, Konumumuz belli ise hemen evet. orada yakında bulunan e, kimi firmaların reklamları SMS olarak da başka şekillerde de bize gelmeye başlıyor.